AK Parti ile CHP arasındaki hizmetten bahsedeceğim. Kısaca biliyorsunuz İzmir'de bir deprem meydana geldi. Yani bir sürü de can kaybımız oldu. Hadi e, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyelim. Çok acı bir durum. Yani dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın bunun acısı birdir. Bunu kimse, hani bunun siyasetle veyahut da herhangi bir ırkla, dinle, herhangi bir şeyle bir tartışması olmadan deprem olduğu zaman doğal afet bütün dünya birleşebiliyor. Yani bu konuda herkesin hem fikir olması en azından e, sevinç verici. Ama benim anlatmak istediğim burada. Şimdi herkesin gözünden kaçan bir nokta var. İzmir'de deprem olduğunda oraya bütün AK Parti iktidarının bakanları akın ettiler. Sağlık Bakanı olsun, İçişleri Bakanı olsun. Biliyorsunuz Süleyman Soylu o zamanlar hani koronavirüsünden dolayı evinde karantinadaydı ama biter bitmez hemen oraya gitti zaten. Aile ve Sosyal e, Politika Bakanı, ondan sonra Teknoloji Bakanı, bütün ne kadar bakanlar varsa oraya akın etmişti. Yani hepsi gitti. Milletvekillerinden olsun, Cumhurbaşkanımız bile gitti. Akılıçdaroğlu geldi mi? haftalar sonra. Neyse onu anlatmak istemiyorum, anlatmak istediğim başka bir şey. Benim gözüme takılan orada bazı vatandaşlar AK Parti'nin bakanlarını görünce ne dediler orada? Bak orada şöyle söylediler. Bakanım sakın bizi burada bırakıp gitmeyin. Burada bizim acı acılarımızla beraber burada bizimle kalın dediler. Bu ne demek şimdi? Hani gözden kaçan nokta ne? anlaşılmayan nokta ne? Burası çok önemli. Bakanım, Sayın Bakanım lütfen ayrılıp gitmeyin. Burada bizimle beraber kalın. Bu bunu şimdi açalım. Ne demek olduğunu size söyleyelim. Şimdi iktidarda şu anda AK Parti e, hükümeti var. İzmir şu anda yöneten parti CHP Partisi. Adamlar dışında anlamam anlamakta hani güçlük çekmiyorum. Anlıyorum. Yıllarca CHP Belediyesi tarafından yönetilen bir e, topluluk, bir şehir. AK Parti hükümetinin vermiş olduğu hizmetleri tabi yeterince bilmiyorlar. Halk TV veyahut da Fox TV veyahut da Tele1 gibi ya da Sözcü Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi okuyarak zihinleri bulanan dininden geri kalan yani daha yani biraz orada basitleştirilmiş daha böyle ne bileyim alkole daha meyilli aleme eğlenceye turistik de, mekan yani bu tür bir bölge olduğundan yani buna daha meyilli bölge olduğundan ve AK Parti ile hükümetle sadece televizyonda görüştüğünden hani birebir AK Parti iktidarından faydalanmadığı için, nemelanmadığı için, temas olmadığı için uzakta kalmış. Hani Güneş, Dünya'ya, Mars, Jüpiter bunları hani bütün Venüs hepsini... Hepsine ulaşıyor aya falan. Ama ne yapıyor? Mesela diyelim güne, e, dünyanın kuzey kutbunda ve güney e, kutbu, kutuplarında mesela kış. E, Ekvatorda hep yaz oluyor. Neden? Çünkü güneş birazcık uzak olduğu zaman kış oluyor. Güneşi görüyor mu? Görüyor ama yine de kış. Erdoğan'ı görüyor mu? Görüyorlar ama yine de kış. Hizmetten olabildiğince uzaklar, mahrumlar. Onlar anlıyorum. Buradan anlamanız gerek. Ama e, şunu onlar bilmiyorlar ki ne? Daha önce... Hiç AK Parti iktidarı tarafından veyahut da AK Parti yöneticileri tarafından Erdoğan tarafından yönetilmedikleri için onlar sandılar ki ne? Öyle bir gün gözükürler CHP'nin yaptığı gibi uyduruk siyaset yalan siyasi yapıp tüyerler. Halbuki daha önce Elazığ depreminde bir ay boyunca Süleyman Soylu orada kalmıştı. Orada Karadeniz'de sel felaketi olduğunda 3 hafta orada kaldı. Adam yattı. Öyle Ekrem İmamoğlu gibi gelip gece sabahında orada Elazığ'da gözüküp ertesi günü anında falan dökene kayak merkezine tüy meri yani. Öyle değil işte AK Parti'de hizmet var. Bunu oradaki insanlar dedim ya tanış olmadıkları için bilmedikleri için televizyonlardan da yeterlince yanlış ve yalan bilgiler duyduklarından adamların orada bir hizmet korkuları vardı. Bakanlar gösteriş yapar, videoya çeker, reklamını yapar, basar gider diye. Ama halbuki öyle mi oldu? AK Parti İzmir Belediyesi bize ait değil demedi. Bütün oradaki vatandaşların yarasını sarmak için elinden gelen her şeyi yaptılar. Akın ettiler. Bütün itfaiyeler, belediyeler, kızılaylar, afatlar oraya akın ettiler. Akın. Adamlar ayrım yapmadılar. Herkese kendi vatandaşı, kendi partisinin üyesiymiş gibi eşit davrandılar. Yemekleriyle ilgilendiler, acılarını paylaştılar. Günlerce, haftalarca. Bakın şimdi oraya yeni evlerini de şu anda yapıyorlar. Erdoğan başlatmıştır. Yerini, yurdunu tam metre karasını kalkıp size söyleyecek değilim. Ne, nerede, şu kadar, bu kadar bin konut yaptı. Erdoğan var kardeşim, Erdoğan. Erdoğan var. Çoktan oranın inşaatı şu anda yarılanmıştır. Altı ay geçmez. Onlar anahtar teslimine başlarlar. Çünkü Erdoğan var. iktidar Erdoğan. Bir yaranız olduğu zaman yaranızı saracak, merheminizi sürecek, panzuman yapacak bir iktidar var. CHP'nin şimdi orada e, Tunç Soyer o da orada o da orada gözüktü. O da biraz hizmet yapar gibi oldu. Yaptı da belki. Ama niye yaptı biliyor musunuz? Size söyleyeyim arkadaşlar. HDP, CHP, İyi Parti ve Saadet birleşerek İzmir'i, İstanbul'u, Ankara'yı, Eskişehir'i, Mersin'i, Adana'yı, Antalya'yı Kırşehir'i, Bolu'yu bir sürü bu belediyeleri aldılar. Yani bu bir ittifak sayesinde HDP, İyi Parti, CHP ittifak sayesinde aldılar. Ve bunlar şuna kanaat getirdiler ki ne? Kıl payı biz belki Erdoğan'ı geçebiliriz 2023 seçimlerinde. Bunun için ne yapmamız gerek? Böyle doğal afetlerde reklam da olsa, biliyorum çok da olmasa hizmet etmesek de ediyormuş gibi hani etmeye gayret ediyormuş gibi. Zaten yapılan masrafları da ya devlete ya devletin kasasına ya hani krediye veyahut da devlet bize bütçesinden ayırsın da oradan yardım fonundan falan alalım diye yani 3-5 kuruşluk bugüne kadar yediler içtiler yattılar bir hizmet etmediler ki ne. Yani bir orada bir gösteriş bir reklam yaptılarsa sizin aklınızı bulandırmasın. Bunlar eğer iktidarı Erdoğan'dan alsınlar şu an Erdoğan iktidarda olmasın. Eğer ki o göçük altında belki haftalarca akrabalarınızı çıkaramayacaksınız. Olmayacak yani. Gelen olmayacak, ilgilenen olmayacak. Sadece televizyondan, haberlerden duyacaksınız. Dünyadan yardım toplanacak. Hiçbir bakan gelip de başınızda öyle beklemeyecek, yaranızı sarmayacak. Kendi yaranızı kendiniz sarmak zorunda kalacaksınız. Dua edin ki ne? öyle bir başınızda Erdoğan gibi bir lider var. Hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin hangi şehrinde olursa olsun Güneydoğu demiyor. Bak, Güneydoğu demiyor. Burası HDP'li, burası MHP'li, burası CHP'li demiyor. Bütün bakanlarını oraya gönderiyor. Hepinizin yarasını sarıyor. elinden geldiği kadar sıkıntınızı maddi, manevi gideriyor ve siz o sıkıntı geçtikten sonra kalkıyorsunuz. Yine CHP'ye size adam yerine koymayan partiyi oy atıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bir dahaki sefere iyi düşünün. Kafanızda tasarlayın. Ona göre oy vermeye gidin ve oyunuzu ona göre kullanın. Evet beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.